Takas Bank sunar. Ekotürk ekranlarında yayınımız dış piyasa programıyla devam ediyor. Haftanın ikinci işlem gününde globalde ve içeri tarafta bakıldığında yine yoğun bir gündem takip ediyoruz. Borsa İstanbul'da bir miktar tepki çabası olduğunu, yaşandığını görüyoruz. Endeks 8800 seviyesinin üzerine doğru gelmiş durumda. An itibariyle 8834, %2'nin üzerinde bir değer kazanımı var. Son günlerde yaşanan kayıpların ardından, 8700'ün altına gelinmesinin ardından bir tepki çabası olduğunu, yaşandığını görüyoruz Borsa İstanbul'da. Ama tabii ki tepkiden bir hani düzeltmeye, bir trend dönüşümüne, yükselişe geçilmesi adına daha geçilmesi gereken çok seviye olduğunu da yine söylemek gerekiyor. Dolar TL 34.24 seviyesinde, bakın da dünkü kapanışının üzerinde. Euro TL 37.07 seviyesinde, benzer şekilde dünkü kapanışının 10.002 üstünde. Sepet kur an itibariyle 35.66, 10.000'de 3 bir yükseliş var. Gram altın fiyatı ise 3.000'in üzerinde kalmaya devam ediyor. 3.011 seviyesi an itibariyle binde altılık bir yükselişe işaret ediyor. Tabii ki altının dolar ons bazında yeni zirveler görmesiyle beraber de gram altın fiyatı yeni rekor seviyelere doğru yükselişine devam ediyor. Uluslararası piyasalarda pariteler neler yapmış? Bir de o tarafa bakalım isterseniz. Dolar endeksi 103 seviyesinin üstünde kalmaya devam ediyor. An itibariyle 103.80, artık 104'e doğru yaklaşıyoruz. Euro dolar paritesi 1.0816. Burada yükselişin devam ettiğini görüyoruz. Ama bakıldığında 1.10'dan 1.08'e geldikten sonra neredeyse bir tepki, çok cılız olduğunu söylemek gerekiyor. Pound dolar 1.30 seviyesini aşağı yönde kırdı an itibariyle 1.2973. Buranın altında kalırsa düşüş devam eder mi? 1.2850'ye doğru takip edeceğiz. Dolar İsviçre frankı karşısında 0.8657 ve yen karşısında da 150 seviyesinin üzerine doğru bir atak yapmış durumda. Özellikle dolar yen tarafında, hatırlayacaksınız, hafta içerisinde 148-149 takip ediyorduk. 150'nin üzerine doğru bir hareket. Fed'in daha geç faiz indirebileceğine dair piyasa beklentisini de yansıtıyor. Amerika'daki vadeli endeks kontratları neler yapmış isterseniz o tarafa bakalım. Tarihi zirve seviyelerinden sınırlı olsa kar satışlarının geldiğini görüyoruz. 3 majör endekste de S&P 500'de, Nasdaq'ta ve Dow Jones'ta birbirine yakın oranlarda hafif satıcılı bir seyirle güne başlanacağını görüyoruz. S&P 500'de Dow Jones yeni rekor tazeler mi? Hafta devamında bunu da izliyor olacağız. Amerika'daki tahvil faizleri yukarı yönde hareketine devam ediyor mu? İsterseniz bir de ona bakalım. 2 yıllık tahvil faizi 4'ün üzerine attı, 4.05 ve 10 yıllık tahvil faizi de 4.20'nin üzerinde 4.21 seviyesine geldi. Fed daha geç ve daha yavaş faiz indirebilir beklentisinin, dediğim gibi, en birebir yansımasını tahvil faizlerinin yukarı yönde seyrinden görüyoruz. Konuma gitmeden son olarak bir de emtia grubuna bakalım. Değerli metal fiyatlarındaki yukarı hareket devam ediyor mu? Ons altın 2735-2740, burada tarihi zirvemiz. Ons gümüş 34.47, burada 35 ara direncine çok yaklaştık. Paladyum 1078, burada da %1.8'in üzerinde bir değer kazanım var. Platin 1018, %1'in üzerinde yükseliş ve Brent petrolde 74.52, jeopolitik kaygılarla bir kez daha %1'in üzerinde bir petrol fiyatlarında artış yaşandığını görüyoruz. Evet, bugün dış piyasa programında bana eşlik edecek değerli konuğum Aytemiz Yatırım Bankası Hazine Direktörü sevgili Bahadır İldokuz. Bahadır, öncelikle hayırlı olsun diyorum ve hoş geldin. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Evet, bir kısa aranın ardından yeniden seninle beraber salı günleri program yapmak çok güzel. İnşallah bu şekilde de devam ederiz diye umuyorum ve yeni görevin hayırlı olsun temennisini yineledikten sonra seninle yavaş yavaş Harris, Trump artık seçim yarışının sonuna doğru geliyoruz. Trump'ın biraz daha öne çıktığını iyiden iyiye görüyoruz. Elon Musk'ın desteği, işte o hamburger zincirinde önlüğünü giyip arabayla gelenlere patates servisi vesaire yapması artık böyle son hani dokunuşları yapıyor sanki seçim zaferi öncesinde gibi gözüküyor. Bilmiyorum, sen nasıl değerlendiriyorsun ve hani bu seçimin yansımaları nasıl olur sence? Orada tabii Trump'ın Harris'ten farklı olarak biraz daha halk insanı, biraz daha halkın içine giriyor olması, daha böyle hani duygu uyandırıyor olmasının verdiği pozitif bir etkisi var. Yoksa televizyonda karşı karşıya geldiklerinde o karşılıklı soru cevap ve işte soruları verdikleri cevapla atıştıkları süreç içerisinde Harris ciddi anlamda farkı açmıştı. Ama sonrasında Trump'ın hemen televizyon programı sonrasında ben bir daha katılmayacağım deyip
Arkasından da dediğim gibi halkın gönlüne biraz daha dokunuyor olması, daha böyle popülist söylemleriyle beraber daha inandırıcı. Tabii Elon Musk'ın da burada pozitif etkisi var. Burada tabii asıl hikaye Trump'ın seçilmesi durumunda. Senin yayında da çokça konuşmuştuk yani. Trump'ı ben güçlü olduğunu, güçlü gördüğümü sıklıkla dile getirmiştim. Çünkü bu sebepten dolayı yani Kamala Harris'in geçmişine şöyle bir baktığımızda halkın nezdinde çok da bilinirliği yok. Yani başkan yardımcılığı haricinde Trump kadar popüler bir popülaritesi yok halk gözünde. Şimdi Trump geldiğinde bir kere şunu biliyoruz. Yani Çin'le ilgili o ticaret savaşlarını başlatan başkan olarak tarihe geçmiştir. O tarafta artık biraz daha vites yükseltme ihtimali oldukça yüksek. Ama Çin'in de eskisi kadar hani karşılıklı ambargolar uygulayacak geçmişte Trump'ın ilk dönemindeki diyeyim hani seçildiğini varsayarsak ilk dönemki gibi karşılıklı ambargolar uygulayabilecek bir süreçte olduğunu ben açıkçası zannetmiyorum. Özellikle tabii bu tahvil silahının yani ABD tahvillerini ciddi anlamda 3 trilyon dolara yakın bir tahvil stoğu vardı. O tarafta 1 trilyon doların altına gevşemiş durumda. Altın tarafında ciddi stok biriktiriyor Çin Merkez Bankası. Ama ve lakin hani Trump'ın da şimdi geçtiğimiz günlerde bir söylemi vardı biliyorsun. Rezerv para olarak doları kullanmayan ülkelere ekstradan işte önlemler alınacağı, bunlarla ilgili bazı yaptırımlar yapılacağı ile ilgili demeçleri vardı. O tarafta bu süreç nasıl evrilecek? Blockchain teknolojisi, ödeme sistemleri anlamında Swift'e alternatif olabilecek mi? Ve işte burada tabii kripto paraların veya işte stable coin'ler dediğimiz o para birimlerinin etkisinin ve sürecin artık ticaret savaşı noktasında da nasıl evrileceğine bakmak lazım. Ama Çin'in yumuşak güç politikası açıkçası şu aşamada çok da işe yarıyor gibi gözükmüyor. Özellikle hani navlun maliyetlerini artırdığı, o da tabii alternatif olarak işte ne yapıyor? Farklı ülkelerde üretimini kaydırmaya çalışıyor ama genel itibariyle Çin'in büyümesine baktığımızda hani uygulanan politikalar, Biden her ne kadar pasif bir başkan olsa da Trump'ın politikalarını devam ettiriyor ve büyüme rakamlarına baktığımızda işte 4.6 yani 5'in altına gevşemiş durumda gözüküyor. Evet, senin dile getirdiğin gibi yani kendi para biriminden ya da dolardan farklı para birimiyle ticaret yapan ülkelere işte yaptırım noktası hani bir taraftan da işte hani ekopolitik noktasında tabii hani yaptığın okumaları da hani bildiğim için o taraftan bir soruyla devam etmek istiyorum. Hani bizim de hani BRICS vesaire gibi hani farklı bir yol mümkün hani tarafından hareket ederek işte Çin, Hindistan vesaire kendi arasında bir doları kullanmadan bir ticaret arayışı var. Hani bununla ne kadar çatışacak? Bir de Amerika'nın hani Swift sistemi üstünden hani doların hegemonyasını devam ettirmesi bir hani devlet politikası gibi. Hani burada kriptoyu çok ön plana çıkartıp bu rolü ikinci plana itmek Amerika'nın böyle müesses nizamı tarafından ne kadar kabul görecek? Yani o kafasındakini uygulamasına ne kadar izin verilecek? O da bir ikinci soru. Bu konudaki görüşlerini hakikaten duymak isterim. Ya burada tabii SEC'nin zaten geçmişte kripto paralarla ilgili düzenlemeleri işte süreçlerini, ETF süreçlerini ciddi anlamda uzattığını gördük. Yani o tarafta çok da istekli olduklarını zannetmiyorum. Ama Çin-ABD karşılaştırması yapacak olursak ben geçmişte yaptığımız yayınlarda da konuşmuştuk diye hatırlıyorum. Hani o tarafta Çin bence kripto tarafını yasaklayarak bence büyük bir hata yaptı. Ama hani arka planda işte dijital yuanla işte son hatırladığım haber Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden yapılan bir enerji ithalatında dijital yuan kullanımıyla ödeme yaptılar diye biliyorum. Yani o tarafta da altyapıyı hazırlama noktasında da ciddi anlamda aşama kaydediyorlar. Şimdi süreç içerisinde ABD tabii ki bu noktada çok istekli olmayacaktır. Çok engel de olmayacak ama hani engel olmayacak derken rezerv para rolünü kaybetmek istemeyecektir. Bunun mümkün mertebe özellikle işte kripto şirketlerinin veya bu teknolojiyi geliştiren bireylerin işte teknolojik şeylerinin diyeyim artık çalışanlarının yani IT tarafındaki çalışanların çok da ülkesinden dışarı gitmesini istemiyor. Burada belli bir dengede tutup gelişecekse benim kontrolüm altında gelişsin. Hani benim kontrolüm dışında gelişerek bana bir hani rakip olacak bir tehdit olacak bir sürece evrilmesin diyerek hani SEC ile süreci uzatıyor ama işte Çin gibi de yasaklamayarak kendi ekosistemini ABD içinde yani o kripto ekosistemini, blockchain ekosistemini ABD içinde tutmaya çalışıyor. Şimdi verilen cezalara ve şeye de baktığımızda işte en son hatırlarsak işte Binance tarafında ciddi bir ceza verilmişti. İşte Binance'in
CEO'su da şeyi bırakmıştı, hani görevi bıraktı, belli bir miktar, yani yüksek bir miktarda meblağ ödeyip, ceza ödeyip hani süreçten ayrılmıştı. Bu süreci açıkçası Swift'e alternatif olmasını elinden geldiğince uzatmaya çalışan bir ABD var. Hızlı bir şekilde blockchain teknolojisiyle süreci yürütmek isteyen bir Çin var. Ama ve lakin yani ödeme sistemleri noktasında sıkıntı şurada kaynaklanıyor. Şimdi her ülke ticaret yapıp bu işten para kazanmak istiyor. Ticaret olarak baktığınızda talebin güçlü olduğu, en güçlü olduğu yer ve dünyanın en büyük işte ithalat pazarı, ihracat pazarı diyeyim veya işte o ülke için, ABD için de en büyük ithalat pazarı yine ABD. Yani baktığınızda en yüksek tüketim orası yaptığından dolayı bütün ülkeler oradaki pazar payını kaybetmek istemiyor. Buna istinaden de ABD aslında şu an belki ABD doları rezerv para rolüyle değil, belki Swift sistemiyle yaptığı hani ne diyeyim finansal olarak bir silah olarak kullanıyordu bunları. Onların etkisi görece geçmişe nazaran azalmış olabilir ama şu an kullandığı en büyük hikaye ben olmazsam sizin malınızı alabilecek ülkelerin hani dış diğer ülkelerin talepleri çok kısıtlı. O zaman siz de krize girersiniz. O yüzden hani geçmişteki yaptığımız ticareti ve ödeme sistemlerini devam ettirelim diye aslında mealen bir açıklama yaptı Trump. Yapmazsanız da diyor hani kusura bakmayın sizin ülkenizden gelen ürünlere ben ciddi vergiler uygularım, ambargolar uygularım ve ülkenizin hani ekonomik kalkınmasına, büyümesine engel olurum, sekteye uğratırım diye aba altından da sopa gösteriyor. Evet, senin dile getirdiğin gibi yani Amerika özellikle Avrupa'nın içinde bulunduğu durum itibariyle hani Türkiye'nin ihracatını çeşitlendirmesi ya da aynı seviyede koruması, belli olanı artırması adına hani pazarın çok büyümesinin planlandığı, arzulandığı bir alan ama orada hani bu potansiyel yaptırım vesaire hani riskleri de herhalde akılda bulundurmalı. Peki biz araştırma masası tarafında da üstünden geçmeyi değerlendirmeye çalıştık ama senin tabii ki yorumlarını duymak isterim. Şimdi altın fiyatları tarihi rekor seviyelerde, dolar endeksi de yukarı gidiyor. Amerikan tahvil faizleri de Fed daha yavaş faiz indirecek, daha yavaş bir faiz indirimine gidecek diye yukarı gidiyor. Şimdi bunlar normalde çok bir arada olmasına alışık olmadığımız durumlar. Dolayısıyla bir anomali ister istemez yansıtıyor ama bu ne kadar süre daha böyle devam edebilir? Yani altın, dolar endeksinde Amerikan tahvil faizine rağmen yeni zirveler yapabilir mi? Jeopolitik tansiyon desek petrol yerinde sayıyor nispeten. Yani altın çok kopuk bir hareket yapıyor diğer değerli metallerden ve enerji fiyatlarına görece. Dolayısıyla hani şu mevcut durum bir denge midir ya da yeni denge nerede oluşur sence? Ya bence seçime kadar gidebildiği kadar gitmeye çalışacak altın. Yani hani o tarafta teknik seviyeler yanlış hatırlamıyorsam 2700 diyelim hani aşağı yukarı. O seviyelere kadar hızlı bir şekilde elinden geldiğince 5 Kasım seçimlerine kadar gidecek. Seçim sonucu belli olduktan sonra özellikle Trump'ın işte altınla yani bu rezerv parayla ilgili yapmış olduğu açıklamanın bence etkisiyle bu sefer bir düzeltme hareketinin gelme olasılığını ben açıkçası yüksek görüyorum. Ama şu an bir boşluk var. O boşluğu da altın yatırımcıları açıkçası iyi bir şekilde değerlendiriyorlar. Yoksa dediğin gibi petrol tarafında jeopolitik risk var. O tarafta baskılanıyor. Enerji fiyatları ve işte enerji ihraç eden ülkelerin de gelirlerini negatif etkileyecek şekilde bizim işimize yarıyor. O ayrı mevzu ama hani dikkat edersen kaya gazının çıkartılması yani kaya petrolünün çıkartılmasının maliyetinin de hafif üzerinde kar marjı devam edecek şekilde bu iş devam ediyor. Yani fiyatlama o şekilde devam ediyor. Çok aşağı inmesine izin verilmiyor. Çok yukarı gitmesine izin verilmiyor. Ama asıl bence trendin her anlamda az evvel saydığımız işte altın olsun yani kıymetli madenlerde olsun ister enerji tarafında olsun bence asıl döngünün hani netleşeceği kısım seçim ABD seçimlerinden sonra olacak. Özellikle Trump'ın gelmesi durumunda ise altında ben bir düzeltme bekliyorum. Evet, şimdi petrol fiyatlarına değindikten sonra Amerika'daki endeks seviyelerine hafif değinmek isterim. Şimdi orada tabii ki hani enerji fiyatlarını ya da enerji sektörünün katkısı da var. İşte altın fiyatlarının gitmesiyle altın madencilik hisseleri falan ama tabii esas herhalde yüksek teknolojiyi üreten işte çip üretimi, yarı iletkenler noktası muhteşem yedili ile beraber tarihi zirveler S&P 500'de ve Dow Jones'ta özellikle ve hani kar satışı başladı artık ayı piyasasına dönüyoruz geçiriyoruz falan denen yerden de yeniden toparlayıp tarihi zirvelere yakın bir yere geldik. Yılın geri kalan hani 1-2 ay döneminde de o fonların işte bonusları garanti altına almak adına belirli seviyelerde nispeten daha korumacı trade'ler yaptığına da daha önce çok şahit olduğumuzdan ona benzer bir süreç herhalde görmek çok şaşırtıcı olmayacaktır. Dolayısıyla böyle dar
alanda kısa paslaşmalar, dar marjlarla yeni zirveler vesaire gibi mi acaba okursun Amerika'da yılın geri kalanını endeksler bazında? Ya o tarafta çok bir geri çekilme beklemem ama hani dediğin gibi dar, yani kısa alanda dar alanda kısa paslaşmalar modunda gidecek ama hani trendde özellikle teknoloji hisselerinde, yani yapay zeka ve işte Nvidia'nın işte liderliğini yaptığı çip teknolojisi tarafında ben açıkçası hani sürecin halen daha bir trend oluşturacak şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Özellikle Trump gelirse eğer o tarafta, hele bir de vergilerin inmesiyle beraber endeks tarafında yukarı yönlü hareketlerin devamlılığını görebiliriz. Ama hani bu böyle şimdi geldiği noktalar ve şimdi tabii işin şu tarafına bakmamız lazım. Evet, küresel likidite anlamında bir bolluk şeyi halen daha devam ediyor. Yani Fed'in bilançosuna da baktığımızda işte 9 trilyon dolar seviyesine kadar çıktı ama indiği yer 7 trilyon dolarlar seviyesinde mertebelerinde. Halen daha likidite anlamında çok da likiditeyi çekmiş bir Fed görmüyoruz. Şimdi hal böyle olunca her ne kadar faiz indirimleriyle beraber işte daha güvercin bir tutum seyredilecek, işte ekonomi çok daha hızlı boost edecek diye bir beklentiyle beraber hisse senedi piyasasında yukarı yönlü hareketler olsa da bunun devamlılığı noktası bence dediğim gibi teknoloji şirketleriyle olacak. Ama ve lakin şunu da unutmamak lazım. ABD büyümesi yani tarihsel ortalamaların çok çok üzerinde devam ediyor. Hani o tarafta ben açıkçası çok da büyümenin sekteye uğrayacağını açıkçası beklemiyorum. Daha önce hep konuştuğumuz hikaye işte rezerv para rolünü ve işte Swift'i bir finansal silah olarak, enstrümandan çok artık finansal silah olarak kullanmaya başlayan bir sistem açıkçası tekrardan o üreten 1946 sonrasındaki ABD olmayı hedefliyor. Ama bu tarafta da şunu unutmamak lazım. Çin'in Ar-Ge merkezlerine baktığımızda özellikle işte artık birkaç şehrin ciddi anlamda Ar-Ge merkezi haline dönüştüğünü, işte son yapılan yanlış hatırlamıyorsam bir tatbikatları vardı. Sadece %2'nin altındaki bir hani mühimmat kullanımıyla, yani görüntüler akla ziyan, öyle diyeyim yani. Hani her izleyenin hani ne oluyor, bu kadar ne ara güçlendi diyeceği bir noktaya gelmiş için üretim kapasitesi anlamında çok aşırı iyi giden bir Çin var. Bu tarafta dediğim gibi yapay zeka, çip teknolojisi ama diğer yani likiditenin fazlalığıyla beraber endeksin geldiği seviye ister istemez tarihsel verilere baktığınızda bir düzeltme gerekliliğini göstermekle beraber ben açıkçası o düzeltmenin kısıtlı olacağını düşünüyorum. Evet, yani senin dile getirdiğin gibi tabii Çin'e karşı vesaire yaptırımlarla hani dünyada teknolojiye yatırım yapmak istediğindeki tek alternatife bir kısıtlama varsa, yaptırımlar varsa o zaman zaten para işte Amerika'ya mevcuttaki şirketlere gidiyor ister istemez. Peki biraz da Avrupa'yı değerlendirmek istiyorum. Hani oraya da euro dolar üzerinden bakmak istiyorum. Bizim için tabii maalesef çok arzu ettiğimiz şeyler değil. Yani Türkiye'nin işte euro cinsi ihracat geliri, dolar cinsi de genelde makine, teçhizat, enerji vesaire ithalatı olduğunu düşündüğümüzde euro dolar paritesinin aşağı gelmesi çok arzu edilen bir durum değil ama bir hani 1.12'lerden 1.08'lere de geldik. Yani Fed faiz indirecek söylemi biraz böyle sanki yumuşadı, gevşedi, o 50 bas puanla başladı, biraz kuvvetli yola çıktı ama aynı şeyde tempoda devam edeceği açıklanıyor. Belli oluyor. Avrupa tarafından da faiz indirimleri ekonomiyi desteklemek adına ve enflasyonda %2'ye daha önce ulaşmaları itibariyle gelecekmiş gibi gözüküyor. Dolayısıyla hani Avrupa ekonomisinde işte resesyonun kıyısında Almanya'dan gelen açıklamaları hatırlayalım. Seyir hani devam eder mi bu ortamda Euro-Dolar paritesi ve Avrupa endekslerine dair neler dersin? Kısa vadede bence devam eder. Yani şimdi itici güç, lokomotif ülke Almanya'ydı. Üretiminin büyük bir kısmını Çin'de gerçekleştiriyor. Şimdi büyük ihtimalle nasıl ki işte geçtiğimiz birkaç yıl içerisinde Amerika neydi? İşte Tesla'dan tutun da birçok Çin'de üretim yapan şirketine getir üretim merkezlerini buraya taşı. Hani fabrikalarını burada kur, ben sana ciddi destekler vereceğim, vergi indirimleri yapacağım vesaire vesaire. Yani kendi ülkesine taşınması noktasında ciddi bir irade ortaya koydu. Almanya'da benzer bir irade ortaya koyar, tekrardan Çin'deki üretim üstlerini diyeyim artık, yani bu tabii otomotivle ciddi anlamda büyümüş bir Almanya'dan bahsediyoruz.
O sektördeki know-how'u da bana sorarsan ciddi anlamda kaptırdılar Çin'e. Artık burada farklı bir sektöre doğru evrilme olasılığı yüksek. Burada ilk akla gelen de ister istemez tabii ki silah sanayi geliyor ki işte İsrail olayında da biliyorsunuz hani ciddi anlamda bir destekte bulunuyor silah sanayi noktasında. Mühimmat verim işte mühimmatla silah temini noktasında. Eğer o tarafta işte ama orada da tabii şerh düşmek lazım. İkinci Dünya Savaşı'nda da benzer bir üretim kapasitesiyle hatta beklentinin çok üzerinde üretim kapasitesine ulaşmış teknolojik know-how'a sahip ve hani döneminin çok ilerisinde bir Alman teknolojisi vardı. Onu da muhtemelen ABD sınırlamaya çalışacaktır. Ama hani o taraftaki tekrar işte 60 yani geçmişteki 2. Dünya Savaşı dönemindeki Almanya'nın olmadığı bir senaryoyu düşünürsek o tarafta işte gene en azından birkaç yani bir seneyi en az bir seneyi alacaktır. Üretim kapasitesini tekrardan buraya taşıması, üretim merkezlerini tekrardan Almanya veya Avrupa anakarasına taşımasıyla beraber o tarafta farklı bir şey konuşabiliriz ama bu bir yıllık süre içerisinde açıkçası ABD'nin geçtiğimiz o süreci hatırlarsak ki işte benim hatırladığım 2-3 seneyi buldu. Bu minimum 2-3 seneyi bulur. Ondan sonrasında farklı bir şeyler konuşabiliriz ama şu aşamada gerek demografik olarak baktığımızda yaşlı bir nüfusa sahip, gerek işte yaşlı nüfus sebebiyle işte talep tarafında ciddi sıkıntı yaşanıyor. Yediği şoklar enflasyon tarafında genellikle arz yönlü şoklar. Nüfusun yaşlanmasıyla beraber hani milliyetçilik akımları biraz daha belki evet göçmenlere karşı artmış olsa da yaşlı nüfustan dolayı da göç almak zorunda olan bir hani Avrupa Birliği ve özellikle de Almanya var. Bu üretimi de hani otomatize edip başka bir noktaya taşıyabilirse o zaman hani bu saydığımız varsayımlar veya kısıtlar ortadan kalkar. Ama otomatize etmesi ve işte dediğim gibi üretim üslerini komple taşıması veya bambaşka dediğim gibi silah sanayine doğru yönelmesi ve o tarafta istihdam yaratması veya işte o tarafta ciddi büyüme oranlarına gelebilmesi için o zaman da o silahları satın alacak birileri lazım. O zaman da hani korkulan, küresel anlamda korkulan sıcak bölgelerin sayısında ciddi yani exponential bir artış olması gerekiyor. O da çok sürdürülebilir gibi gözükmüyor. O sebeple hani minimum bir senesi var Almanya'nın. Yani tekrardan Almanya ve Avrupa Birliği'nin tekrardan o eski üretim noktasına gelmesi için o da hani zorlu bir süreç olacak. Bahadır çok teşekkür ediyoruz değerli katılımın için. İş yoğunluğuna göre ofiste de seni kanalda da ağırlamayı çok isteriz. Teşekkür ederim. Evet, Aytemiz İyi Yatırım. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Aytemiz Yatırım Hazine Banka Direktörü Bahadır İldokuz bizlerle beraber de bugün Dış Piyasa programında. Evet değerli izleyenler, bir önceki programda araştırma masasında sevgili Erencan Umut'la da beraber dile getirdiğimiz gibi bugün EkoTürk'ün 6. yıl dönümü, 7. yılımıza giriyoruz ve tabii ki sizlerden aldığımız destekle beraber daha ileriye, daha iyi sizlere bir yayın hizmet sunmak üzere birlikteyiz. Sizlerle birlikte varız. Çok teşekkür ediyoruz desteğiniz için diyerek herkese iyi akşamlar diliyorum. Takas Bank sundu.